bugünkü konseptimiz Milföy Çanağı'ndaki lezzetler olacak. Ben Onur'un tariflerini okumaya bayılıyorum. Biliyorsunuz bende ikincilik yok ya, birincilik. Hadi artık oldu oldu, olmadı yapacak bir şey yok. İncir, çılgın fikirler. Yarın çok sağ ol. Bugün şunları şöyle atıp kameraya görürüz. Kalemin kalemini kırıyorum. Kıvamı istediğimiz gibi olacak. Şimdi ben bayağı bir araştırma yaptım. Kremanın kıvamına dikkat et. Durun. Farkında değilsiniz ne yaptığınızın ama. Bugün biraz hayal kırıklığı yaşadığımız bir gün. Teknik hatalarla dolu tabaklar var karşımızda. Pişmemiş gibi geldi bana. Bence biraz daha tatlı olabilirmiş. Bugüne kadar ver fırına da yapmadığımız, hiç denemediğimiz, bir görev olarak vermediğimiz bir teknik etap göreceksiniz bugün. Bizim aday olarak seçtiğimiz tabak. Yarışmacılar yepyeni bir güne daha heyecanla başlayıp tezgahlarındaki yerlerini alıyorlar. Bugün de birbirinden lezzetli tarifler hazırlayıp hem jüriye hem de rakiplerine beğendirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ekranların en tatlı ve en lezzetli programı Ver Fırına'ya hoş geldiniz. Bizimki aslında bir yarışma, fakat yarışmacı arkadaşlarımız bazı günler birbirleriyle rekabet ederek, bazı günler didişerek, bazı günlerde güzel güzel geçinerek tezgahlarında bize şahane yemekler sunuyorlar ve bugün de o günlerden bir tanesine başlıyoruz. Bugünkü konseptimiz Milföy Çanağı'ndaki lezzetler olacak. Milföy Çanağı'nda lezzetler. Böyle etli de olabilir. Tatlı da olabilir. Tatlı da olabilir. Kim bilir, sütlü de olabilir. Ne dersiniz? Hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Hepsi Hangisi olsun istiyor. İsterdin? Ben Hoca şöyle bir evet, pastacı kremasıyla dolu, üstünde çilekler olan bir milföye hayır diyemem. Yıl sen tuzlucu musun milföyde? Valla milföy işin içine girince değişiyor. Tatlıcı da tuzlucu da olabilirim esasında. Bakalım neler yapacaklar. Şimdi zor bir soru, şu an cevap veremeyeceğim. Bir anda Galiba tatlıcıyım. Tatlıcı. Milföyde tatlıcıyım galiba. Peki. Anlayacağınız üzere jüri olarak bugün sizden milföyün güzel yorumlanmış enteresan halini istiyoruz. Bunun için her zaman olduğu gibi 60 dakikalık şapşahane bir süreniz olacak. Zaten genellikle Carmen'e fazla geliyor süre. Bu 60 dakikalık sürenizde umarım hepimizin çok beğeneceği ve bizi izleyen sevgili dostların da alıp evde uygulamaya değer bulacağı tarifler yapacaksınız. O zaman 60 dakikalık süreniz başlasın. 3-2-1 ver fırına, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yarışmacıların bugünkü görevleri 60 dakikada milföy çanağında sunumlar yapmak. Bakalım etabın sonunda kimler tarifleriyle öne çıkmayı başarıp koruma altına alınacak? Kimler tariflerini doğru uygulayamadığı için eleme adayı seçilecek? Bugün yapılacak olan milföylü tariflerde benim aradığım şey milföyün güzelce kabarması, altının iyice pişmesi ve çıtır çıtır olması. Yarışmacılar süreleri az olduğundan hiç vakit kaybetmeden hazırlıklarına başlıyor. Bakalım etabın sonunda ortaya neler çıkaracaklar. Milföy o kadar çalışması, zevkli, eğlenceli, bir iki püf noktasında bildikten sonra kolay bir şey ki. O yüzden bugün bence çok şanslılar yarışmacılarımız. Güzel bir şeyler yapmaları lazım. Tatlı tuzlu bir şeyler yapabilirler. Tabii milföy deyince insanın aklına önce tatlı geliyor. Şimdi bakalım neler çıkacak ortaya. Bence eğlenceli, güzel bir gün olacak bugün. Melike bugün pırasalı, kıymalı ve cevizli harçla dolgulu volovan yapacak. Ece gel bakalım, bir güne daha başlayalım. Hoş Melike'den geldiniz. Bak böyle bir yağlı kağıtlar seriyor fırınının tepsisine, evet. Malzemelerine bakıyorum. Bugün anladığım kadarıyla tuzlulardan, etlilerden gidiyor. Evet. Nasıl yapacaksın volovanı? Şimdi volovanı esasında böyle milföyden alıp yaptığınız zaman çok bir anlamı olmuyor. Zaten volovanın evet. Kendisi milföy esasında. Evet. Ama işte ise içini doğru malzemelerle doldurup doğru bir şekilde pişirip güzel bir şekilde de şeklini verirsen. Evet. Şimdi şöyle kalıbın nerede? Kalıpsız kullanacağım ben. Volovanlarım bayağı bir kabaracak benim.
hamurlarım. İlk önce yumurta sarısı sürdüm 6 tanesinin üzerine. Şimdi geri kalan 6 tanesini de üzerine kapattım. Kenarlarını kesiyorum iyice birleşsin diye. Daha sonra üzerine bir kare keseceğim. Onu kabak olarak kullanacağım piştikten sonra. İçerisine kıyma, pırasa, ceviz ve biberlerden bir harç yapacağım. Tamam, güzel. Pırasayı çok severim. Güzel, aynen. Baharatlandırıp daha çok sonra güzel. Piştikten sonra o içerisine koyacağım harcımı. Ve kaşar peyniri eriteceğim. Tamam. En son öyle servis edeceğim. Bizimkiler volovanı biliyorlar. Uzun zamandır çalışıyorlar, duydular bir. Ama galeti bilen yok mesela. İsterdim ki bir tane biriniz böyle bir galet yapsın. Ben volovanı bile bilmiyordum. Daha yeni ilk defa yapacağım. Çekiyorsun, aslında... içini dolduruyorsun, yanlardan kabartıyorsun. Böyle nefis bir görüntü ortaya çıkıyor. Pardon canım, ne diyordun? Yok, hiç sorun yok. Volovan bizim milletçe düğünlerde tanıdığımız bir tat oldu artık. Ara sıcak olarak çok fazla geliyor. Volovan'ı tanıdık. Volovan'ı tanıdık. Düğünlerde bolca yedik. Şimdi ben ilk defa yapıyorum şu an acaba. Arasına yumurta sarısı sürdüm. Tamam. Kapattım, hiçbir şey sürmedim başka. Sonra üzerine keseceksin. Yok sadece şu bıçakla şu şekilde kare yapacağım. Tamam. O şekilde. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Melike. Gözüküyorsun. Teşekkür ederim sizlerle. Onur bugün Portekiz'e özgü belen pastası yapacak. Onur çok konsantre gözüküyorsun. Neler yapıyorsun bize? Ben bu hafta sonu Portekiz'e gittim. Bir operasyon yaptık. Ne operasyon? Dünyada sadece 3 kişinin bildiği bir pastayı birini bulduk, konuşturduk. Evet. Dur ben senin yanına geleceğim. Sadece 3 kişinin bildiği pasta mı? Belen pastası. Dünyada sadece 3 kişi biliyor. Sadece 3 kişi mi biliyormuş belen pastasını? Şeyini, orijinal tarifini. Nedir belen pastası? Anlatsana bize. Ben bilmiyorum. Portekiz'e gitmedim öncelikle. Onu söyleyeyim. Gitmedin mi? Ama çok güzelmiş. Yok. Ben de gitmedim. Hadi teşekkür ederim. Bu tarifi internette gördüm belen pastasını. Sonra uzun bir süre araştırmaya başladım. Portekiz, Lizbon'da çok meşhur bir pastaymış. Sabahları sıra oluyormuş bunu yemek için. Sen biliyor musun? Beleni biliyorum ama Onur usulü beleni ilk defa yiyeceğim. Yedin mi hiç? Güzel bir şey mi? Çok anlattığı güzel gibi bir şey mi? Anlattığı gibi bir şey. Ama ben şunu merak ediyorum. Kıvamı istediğimiz gibi olacak. Şimdi ben bayağı bir araştırma yaptım. Burada önemli olan şey yumurtanın sadece sarısı. Bir de şöyle bir şey, şekeri azaltıp doğal şeker verebilecek bir muz kullanmak istedim. Hani bunu kendim kattım. Ve muz ısındığında inanılmaz böyle o sanki vanilyamsı bir kokusu oluyor değil mi? O kokuyu versin istedim içinde. Muzu ezdim çatanla. Bence Ece şimdi sana diyecek ki sen bir iki tane de yedekte biriktir küçüklerden. Evet, eğer bununla çayın yanına bana bir tane dolaba atarsan. Ondan sonra kısık ateşi hiç ayarıyla oynamaya çalışıyorum. Nişastayla mısır nişastası kullanacağım. Basit bir tarif. Bence milföyleri birbirlerine yapıştırırken dikkat et. Kremanın kıvamına dikkat et. Muz hikayesi, muz esprisi güzel. Ben Onur'un tariflerini okumaya bayılıyorum. Çünkü tariflerin sonuna hep çok tatlı şeyler yazıyor. Okumak istiyorum. Fırından aldığımız pastamızı sıcak veya ılık, soğuk nasıl tercih ederseniz öyle tüketin. Aslen Portekiz pastası olan bu ürün ana vatanında sıcağa yakın ılık şekilde yeniyormuş. Gülücük. Bu çok mühim. Üzerine isteğe bağlı pudra şekeri ve tarçın dökebilirsiniz. Ve sonunda genellikle de afiyet bal şeker olsun oluyor. Bugün unutmuşsun benim cümlemi. Belki de vardır da. Çıkmış olabilir. Normalde yazıyoruz hepsini. Değil mi? İlk başlarda ceviz ağacından kürdan istemişti. Onu hatırlıyorum. Yedim. Ne sosyete adam ceviz ağacından kürdan. Sonunda da yazmış ki ceviz ağacı olmasa da olur. Okuyup okumadığımızdan emin olmak için değil mi? Ben sizin okuduğunuzu bilmiyordum. Okumaz mıyız? Tabii ki her kim okuyorsa veya hadi bakalım kolay gelsin. Onur'un kreması çok güzel görünüyor. İçerisinde muz var. Muzla beraber vanilyası var. Kreması çok güzel. Şimdi Onur'la ilgili bir sıkıntı milföy hamurlarını birleştirecek. Milföy hamurlarını birleştirirken onların o homojen yapısı kıvamı kaybolacak. Onunla alakalı bir sorun yaşamazsa Onur da bugün iddialı yarışmacılardan biri olabilir. Nalan bugün kremalı mantarlı milföy çanakları yapacak. Durun. Yakından bakın. Bir şeye bakacağım. Buyurun. Mantarlar yıkandı mı? Mantarlar mı? Hayır, yıkanmadı. Yıkanmadı. Soyuldu mu? Evet, soyuldu. Tamam, soyulduğu görülüyor da hiç sudan falan geçmemiş yani, öyle mi? Hayır. Geldiğinde böyle bembeyazdı. Dolaptan mı yeni çıktı? Evet, hatta esprisini yaptık kendi aramızda. Neyle falan. Nerenin mantarı bu acaba diye. Bazen de mantarları yıkıyorsunuz. Yani. Mantarı yıkadığınız zaman bütün esprisi gidiveriyor zaten. %...
90'ı 95'i soğularmış. Ama kabuklarını soydum, yıkanmış değil. Ben bugün tuzlu yapmak istedim. Çoğu arkadaşım tatlı yapacağını düşündüğüm için. Bugün artık aralarından sıyrılmak istedim. Bugün gidiyor mu şeytanın bacağı? Çok istiyorum. Evde provalar yaptım dedim. Acaba ilk ikiye gidersem dedim. Şöyle bir çıtırt diye ses mi yapsam dedim. Veya falan kendimi alkışlasam acaba dedim. İlk ikide tabağınız oldu hayır, mu? Hayır, ikide hiç tabağım yok. Üç tane tekne tabım var hayırlısıyla. Neden kısık ateşte pişiyor mantar? Şimdi ben bunları soyuyorum. Hemen bir an önce şey olsun istemedim. Niye ateş kısık? Şimdi tüm mantarları aynı anda soyup güzel sotelemek için tereyağı, zeytinyağı ne kullanıyorsanız ki ben tercihen tereyağı kullanırım. Evet. Hepsini aynı anda atmanız gerekir. Evet. Şurada gördüğünüz yağ ve su tabakasının yarısı mantarlardan çıkan su. Evet. Halbuki ve o ne demek? Lezzet demek. Değil mi? Biz mantara lezzet diyoruz memlekette. Lezzeti içinde kalmayacak mı şimdi sonuçta? İçinde. Kalmayacak. Buharlaşacak, gidecek çünkü. Biliyor musun? Buharlaşacak, uçacak ve mantar daha sıkı ve o gıcır gıcır. Ha, bence açın onun altını bu saatten ben sonra. Ben ocağımı değiştiriyorum o daha zaman. Daha fazla mantar eklemeye gerek yok. Kurtulmayacak ama olsun, zararı neresinden dönerseniz kârdır misali eğer elinizde yeni malzeme yoksa. Sonra ne yapıyorsunuz? Közlenmiş biber ekleyeceğim ben. Biberiye biraz ekleyeceğim. Közlenmiş biber. Ben bu klasik kremalı mantarlı. Evet, seviyorum ama tamamını koymayacağım yani. Volumunu çok severim. Ama ve lakin böyle birazcık kestane mantarı, istiridye mantarı. Hani kültür mantarından biraz daha lezzeti olan mantarlar. Evet. Hoşuma gitmiyor değil. Ece, ama bu ben bugün çok hiç dikkatli. Ters bir şey söylemeyeceğim. Size bol şans diliyorum çok çünkü çok ederim. İstiyorum. Ben de çok istiyorum. Diye. Enerji, şöyle birbirimize enerji verin. Teşekkür ediyorum, bugün çok sağ olun. Bugün çatırdatacağım çok inşallah. Çok güzel gözüküyorsunuz. Şimdi çok de istemeden başka bir şey yapıyorsunuz. İstemeden başka bir şey yapıyorsunuz, şimdi güzel olabilir. Öyle mi? İstemeden fark farkında değilsiniz ne yaptığınızın ama güzel olabilir şimdi. Karıştırdım acaba ama. Biraz bugün benim bile kafamı çok karıştırdın. Hadi gidelim. Hadi kolay, kolay gelsin. Gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Lalem mantarları kısık ateşe attığı için suyunu bıraktı mantarlar. Ondan biraz korkuyorum. Ona hemen gerekli uyarıyı yaptıktan sonra yüksek ateşe aldı. Bu defa istemeden şimdi mantarları kendi suyunda pişirecek. Ben Lalem'den bugün çok ümitli olmamama rağmen yaptığı bu manevra ile beraber farkında olmadan istemeden farklı bir sonuca gidebileceğini düşünüyorum açıkçası. Mükremin bugün çoban bohçası yapıp yanında ekşi kremayla servis edecek. Mükremin, sevgili Mükremin, merhabalar. Merhaba. Aynı tahtada soğan, incir, çılgın fikirler, neler neler bir anlat bize. Volavan tarzı bir şey yapacağım, sosluk yapacağım milföy hamurundan. Şöyle bir içine, var burada. Evet, içine ekşi krema yaptım, onu koyacağım. Ekşi kremayı nasıl yaptın? Süzme bir yoğurt. İzleyenlerimize anlat. Süzme yoğurt. Limon sıktım, yarım evet. Limon. Yarım çay bardağı da mikserde kremayla beraber çırptım. Peki bu soğanla inciri izleyicilerimize şöyle bir güzel anlat da hani damaklarında nasıl birleşecek bir düşünsünler onlar da. Çünkü şu an bile bana ben çılgın fikirlere hiç karşı değilim. Biraz fazla iddialı geliyor. Fırında domates közlüyorum, kapya biber közlüyorum. Tamam. Dana kıymam var. Kıymayla beraber soteleyeceğim. İçine incir atacağım. Dolmalık fıstık atacağım. Milföy hamurumun kenarlarına da susam serpeceğim. İncirler de mi harcın içinde? Evet, incirler de harcın içinde. Dolmalık fıstık da harcın içinde. Hepsi harcın içinde? Evet. Çiğden incir ve çiğden kırmızı soğan harcın içinde? Yok, biraz kavuracağım bunu. Biraz kavuracağım. Değil mi? Evet. Tamam. Ama incirler çiğden. İncirleri de kavuracağım biraz. Dolmalık fıstığı da kavuracağım. Değiştiriyor. Korktukça değiştiriyor. Ben biraz de şimdi... Ya sen ne dersin şimdi ben de öyle yapacağım. Şimdi sarımsakla beraber soğanı... Hadi sen söyle. Hayır, ben bir kere kırmızı soğan bilmiyorum ne derece doğru bir seçim bu kadar tatlı kullanırken onu söyleyeyim. Soğanla ben tatlıyı kullanırım. Ben de aynı şekilde Ece gibi çılgın fikir. Çılgın fikir çok da çılgın bir fikir değil esasında. Çok çılgın değil mi? Hani farklı damağımıza hitap edecek lezzetleri açız sonuçta. Aynen öyle ama incirin yanında kırmızı soğan birazcık fazla keskin olacak. Bu bir... Bir de miktar sanki hani... Hadi karışmayayım diyorum da şöyle sanki... Yok, hepsini kullanmayacağım hepsi zaten. Hepsi değil değil mi? Aynen. Hafiften incirin ve soğanın şekerini kullanmanı belki ucunu bu kadar vereceğim. Güzel. Belki şekerlerinden faydalanmak istersin. Ayrıca ekşi krema süper bir fikir. Özellikle izleyicilerimiz için de harika. Çünkü markette ekşi krema bulamıyoruz. Evet. Evde yapılabilir bir tarif veriyorsun bize. Bu benim çok hoşuma gitti. Yapımı da kolay zaten. Yapımı da çok kolay aynen. Aslında. Soğanı az kullanalım. Güzel, yavaşça soteleyelim ki içerisindeki o şekeri ortaya çıkartalım. Böylece incirle daha uyumlu hale gelsin.
Sen bir şefsin, lezzet dengeleri güzel olmalı. Senden beklentimiz yüksek olduğu için sana farklı gözle bakıyoruz. De baharata dikkat et, şeker diye baharatsız bırakma. Tamam. Tam ters, incir, tuza, bibere çok güzel gider. Tamam. Bir de kenarlarını şöyle daha mı güzel kestin? Kalıpla kestim. Ay tam hanım hanımcık, hanım hanımcık beğenemedi. Prenses gel. Niye bunu beğenmedin? Ama biraz pırçıklı olmamış. Hadi bakalım Mükrem'in iş başına. Keser canım Mükrem'incim için bu ne ki? Jüri'ye beğendiriyorsun kendini. Düşünsene bir davet yaptığında, bir davet düzenlediğinde kaç tane kesiyorsun? Bazen 100, bazen 200, bazen 600 tane. O yüzden ona 2 tane, 4 tane. O bir şef. Olmuşken düzgün yap diyorsun. Yani. Hadi bakalım Mükrem'in. Kolay gelsin. Dikkat şekerlere. Ben Mükrem'in tarifini çok merak ediyorum. Çünkü tezgahına gittiğimde taze incir vardı, soğan vardı, kuru yemişler vardı. Umut ediyorum ki hepsini damağımızda hoş bir şekilde canlandırır. Elif bugün pastacı kreması dolgulu elma, vişne ve cevizli milföy çanakları yapacak. Hoş geldiniz. Merhaba Elif, hoş bulduk. Çok minik bir ipucuyla başlayacağım ama elinizi zorlamayın. Şimdi bunu yaparkenki hikayeye elinizi rahatlatmak mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde böyle matkap böyle iki tane, iki üç parmakla şöyle tutup tık 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 bu şekilde hızlıca çalışırsanız parmakla. Burası kaldıraç vazifesi görecektir. Hem de sizin de elinizi rahatlatacaktır. Siz zaten bitirmiş oldunuz, teşekkür ederim. Yok canım bitmişti zaten orada. Evet burası torpilli masa biliyorsunuz, zayımlar masası burası. Şimdi ama burada bana susun. Ama hikayeyi bilmeyenler. Evet. Algıyı karıştırıyoruz. Evet ya. Öyle kadın, bir şey yok. Kadın eli lezzetli çıktı Elif Hanım'ın. Hayır, bir dakika siz kardeş değil misiniz? Hayır kesinlikle tabii ki kardeşim. Ben neyse ben zayımlar masasında hemen susuyorum şu anda. Ece'ye bu bir tesadüf. Bırakıyorum Elif Hanım. Evet, izleyenlerimiz bilmiyorsa harika bir tesadüf. Aynen Elif öyle. Hanım'ın soyadıyla benimki aynı çıktı. Ama demek ki bir kan çekiyormuş sanki değil mi? Herhalde öyle İkimiz bir şey var. İkimizde bir mutfağa bir yatkınlık var yani evet, sonuçta. Evet kesinlikle. Ne yapıyorsunuz bize? İnanılmaz güzel kokuyor şu an. Ben şu an henüz sadece pastacı kremamı çırptım, hazırladım. Elmalarım biraz dişe gelsin istediğim için rendelemedim. Onları ince küpler şeklinde doğradım. Ama küplere bir bakar mısın? Küplere bakayım da bak yanına kokusu gelmeye başladı. Şimdi bir şey diyeceğim. Şu el hareketi çok zor değil. Ha, kokusu geldi bilmiyorum. Orada bir yanık görünmüyor. Bence şöyle minik bir soteleme hareketi göstereyim mi? Onlar çiğken çok rahat oluyordu. Olur, islanınca olmamaya başladı. Şimdi karamelize olmaya başlayacak. Şöyle bir kendine doğru çekeceğiz. Ondan sonra eşit bir şekilde hepsi toparlanacak. Ah ben evde neler yapıyorum da. Bunda çok bir şey hareket şu o yani. O toplara girmiyorum ya. Çünkü böyle saçım bozulur. Spatula ile karıştırınca ne oluyor Ececiğim? Homojen bir şekilde işte bu. Tavana geri yayılmıyor. Hadi böylece hayır eşit pişme. Aslında biz onu havadan yapmıyoruz yani değil mi? Havalı olsun diye sallamıyoruz tabii. Ya elmalara gerek yok. Ama aynen. Havadan yaptıklarımız da var tabii. Ben sohbet esnasında yakarım korkusuyla boş tarafa alıyorum falan şu an. Böyle. Peki o elmaları neyle lezzetlendirmeyi düşünüyorsunuz? Ben şimdi bu elmaların içine bence en yakışanı olan tarçını kullanacağım. Ceviz koyacağım, bir de vişne koyacağım. O da benim çok sevdiğim bir Yasemin ablam var. Onun elmalı harçlara vişnenin çok yakıştığı ile ilgili bir önerisi oldu. Tuz. Umarım öyle olur. Tuz. Onunla ilgili hiçbir veri yok şu an bende yani tuzla alakalı. Ben de şeye dikkat ettim. Aslında ben ne tatlı yaparsam yapayım. O benim şansım gibi. Aslında şans da değil. Şekere biraz kontrast oluştursun diye bir çimdik tuz atarım. Denemedim daha önce. Yine sizden güzel bir öneri aldım. Size bir şey diyeceğim. Tuz. Tuz. Dildeki tad alma reseptörlerini harekete geçiriyor katalizör. Tuzun hikayesi o. Tatlı da tuzu. Tuz içinde olmadan hiçbir şeyin tadını aslında tam olarak alamıyoruz. O yüzden tatlılarda, tuzlularda, etlilerde her şeyde bir miktar bir nemze de olsa tuzun o kullandığınız malzemenin tadını almakta çok büyük bir katkı, çok büyük bir faydası var. Hikaye o. Ben tamam. Şimdi tuz kullandınız mı derken tuza boğdunuz mu diye sormuyorum bir zaten. Küçücük. Fiskep, evet o bizim soslardaki şey şeker gibi olmasın. Hani ben şeker koyalım derken benimki bir çay kaşığıydı. Herkes bir çorba kaşığı, iki çorba kaşığı koydu. Domates sonra reçellerini bizim, yedik sonra. Evet reçel gibi oldu. Dediğimiz aynen şekerdeki gibi şu kadar biçimde ki o dilimizin arkasındaki reseptörleri harekete geçirelim. Burada bir de bir krema var. Ben sadece yapsın. Bir şey göstermek istiyorum. Kabuk bağlamasın diye mi? Dün evet bunu başka bir masada da söylemiştim. Krema yaptığımızda asla üstünü açık bırakmıyoruz. Şekerim bu biraz katı gelmedi mi sana? Katı. Elif Hanım onu artık bir göz atar. Ben ellemeyeyim. Ve bu şekilde
üzerini güzelce kapatıyoruz. Böylece kremamız hiçbir şekilde kabuk bağlamıyor. Tamam. Ayrıca bunu geri çıkarmak da çok kolay. Açmak isterseniz sütle, soğuk süt kullanmayın. Kulağınıza küpe. Teşekkür ederim. Bakayım. Küpelerde yine küpeler, çok güzel. Küpeler teşekkür güzel ederim. Gerçi ama ben borç alırım bir bölüm. Tabii ki. Büyük zevkle. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Bugün pastacı kreması dolgulu, krokanlı ve muzlu milföy yapacak. Mert adamım. Hoş İçimden geldiniz. Ne geldi biliyor musun tezgahını görünce? Ece bir saniye. Ne geldi? Çekil bir şöyle. Şunları şöyle atıp gerisine girmiyorum. Gerisini artık birazcık yemeğinle. Biraz azıcık dağınık diyebiliriz yani yumuşak versiyonu olarak. Evet, değil mi? Evde hep anne olunca toplayan. Ya, en çok... güzeli değil mi? Benim annem şey derdi. Ece. Lütfen şu mutfağa dağıtacaksan mutfağa sakın girme. Benim bütün mutfak serüvenine başlamamın sebebi annemdir. Buradan selam ediyorum kendisine. O kadar kötü yemek yapar ki sürekli olarak biraz doğruları konuşmak gerekiyorsa. Kötü yapmaz ama tek böyle çok sevmezdi mutfağa girmeyi. Mert şu an biraz terledim. Şimdi pastacı kreması hazırladım size. Oo, çok güzel gerçek ve çok güzel bir pastacı kreması hazırladım. Evet. Bol yumurtalı. Bir şey soracağım ben. Biraz su veya limon attın mı? Hiç atmadım ama çok az bir limon eklemeyi düşünüyorum çünkü şekerler erimedi. Geç kaldın ama şimdi şeker erimedi. Çünkü niye erimedi? Ateşin çok fena değil ama birazcık daha sulandırsaydın işlemi birazcık katalize edip hızlandırabilecek. Onun içinde ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Yemeyin çocuğun yemeğinden. Bir de bunu kaleme olarak da kullanacaksın yoksa yumuşatacak mısın? Yok, krokan yapacağım. Fındıklarımı biraz kavuruyorum yağları çıksın diye. Tereyağı mı, krema mı? Efendim? Tereyağı veya krema koyacak mısın? Hiçbir şey koymayacağım. Hiçbir şey koymadan şeker. Direkt şekerini. Şimdi hemen geliyorum. Ne oldu? Onun üstüne streç kapacaktım. Çok sıcaktı biraz. Bir şey soracağım. Sıcakken hiçbir şey olmaz streç filmi. Güzel olmuş zaten mu? Zaten soğuduktan sonra kabuk oldu. Öyle düşün. Bunda alüvyon zemin deriz biz buna. Burada en güzel olan şey yağız ne olmuş? Pastacı kreması. Kolay gibi gözüken ama aslında çok teknik olan bir kremadır. Evet, o çok en önemli olan her şey gramla yaptım. Yumurtaları kesinlikle pişirmemek ve pişirdiğiniz aşamada devamlı olarak karıştırmak. Mert burada bunu nefis ama yapmış. Ama dedim geç kaldın zaten geç. Bir iki damla sıkacaktın. Bu kurtulmayacak gibi de geliyor bana. O zaman hemen bir tane daha yapalım. Aynen, vaktin var bence yapabilirsin diye düşünüyorum. Sadece karameli ellemiyoruz. Evet. O zaman şöyle bir şey ama yapacağım. Çok ince yapacağım. Geniş bir tavada yapacağım. En doğrusu. Son bir ipucu da karamelle ilgili. Şurada gördüğün hikaye var ya burada hani böyle dünya tek bir kıtayken başka kıtalara ayrılmış görüntüsü var ya burada. Şimdi onu silmek için arada sırada ince koydum güzel buna dikkat. Arada sırada böyle ay dur şeyi bozmadan birazcık daha koy Mert birazcık daha. Şeker mi? Çok az koymuşsun bu defada. Karameli yaparken şeker şeker üstüne binmeyecek. Çok fazla binerse katma olur. Ateş güzel orta ateşte gibi biraz daha koy. Biraz daha koy. Arada karameli yaparken şu görüntünün olmaması için minik minik sallayacaksın. O zaman biz şimdi... Dur. Bekle. Koymayın, biraz ısınsın. 3-4 dakika. Limon yok mu? Dolu limonun yok mu? Dolu limonun varsa şöyle 1-2 damla sıkıver. Gezdiriver. O kadar yeter. Tamam. Yapar mı? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bence... Hadi bakalım. Bugün hadi çok iddialı konuşmayayım da o pastacı kremasını gözüm kapalı şu an bitirirdim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Picasso yapma bugün bize. Tamam yapmayacağım. Bugün... Carmen bugün pastacı kreması ve bal kabağı püresi dolgulu çanaklar yapacak. Merhabalar Carmen. Kolay gelsin Carmen. Carmen tam şu saniyede Mert'e yardımcı oluyor. Evet, her zamanki gibi. Hep Mert'ten malzeme alıyorsun normalde bugün. Ben verdim. Ne yapıyorsun bugün? Ben inanılmaz bir pastacı kreması yaptım. Oo, nerede? Dolabımda. Hı hı. Kremanın en önemli özelliği böyle ipeksi olması. Ağza hiçbir pürüz gelmemesi, böyle ağızdan kayıp gitmesi. Ben o oranı tutturdum bugün. İlk önce onu yaptım ki biraz su olsun, daha dinlensin diye. Onun haricinde de güzel bir bal kabağı püresi yapıyorum. Ganajlı. Peki bal kabağını nasıl pişirdi? Normal suda haşladım. Evet. Daha sonra şeker ilave etmem gerekiyordu. Onu unuttum, pudra şekeriyle hemen destekledim. Şimdi ganaj yapacağım. Ganajı ilave edince zaten o güzel bir tadı olacak. Tamamdır. Peki aslında vakti olsa haşlamak yerine fırınlamak gerçekten bal kabağına çok güzel lezzet katıyor. Hadi kolay gelsin Carmen. Sağ olun.
Çok kıvamlı, dengeli, lezzetli. Çıtır çıtırdı. Neredeyse %100 pişmişlik derecesi. Damağımızı şanlandırdın. Karşımıza gelen en dengeli tabaklardan bir tanesi diyebilirim. Mutfak bugün ikiye ayrılmış durumda. Yarışmacıların bir kısmı tatlı tarifler hazırlarken diğer kısmı da tuzlu tatlar hazırlamayı tercih ediyor. Dün ilk teknik tabak aldım, ilk adaylığımı aldım. Carmen'e karşı. Ama kendime geldim yani, kendime getirdi o beni. Artık bildiğim tarifleri yapacağım. Hepsini biliyorum da uygulamasında sıkıntı çıktı. Daha çok 60 dakikada kolay tarifleri yapacağım. Bir Alperen bu yüzden gitti zaten. O vaka